Gece marketine çıktık. Bütün gün evde oturduğumuz için kocam Bey bizi gece marketine getirdi. Ne? Babanı çekiyorum. Şu hazır yemeklerden aldı. Çünkü bizim evde yemek pişmiyor ya. Baran da şu frenk üzümünü aldı. O anahtar bir neydiymiş? Bilmiyorum. Kör üzümü, rüzgar atalım. Barbekü aldım. Barbekü, kör aldım. Rüzgar atalım. Aşkım hepsini alacak mıyız? Bundan sonra evde hiç yemek yapmayacağım herhalde. Al. Şu indirime girmiş bak Baran. Oradaki pahalıydı, şu indirime girmiş ve ekstra olgunlaşmış. Biz Baran'la bunu çok seviyoruz. Çarkı felek. Pasiflora da diyorlar. Şunlara bayılıyorum. Çok güzel, tertemiz. Semizotu kuzukla. Tertemiz ama pahalı. Olgunlaşmış. Onun da daha güzel. 104 lira burada. Ay yok. Ne kadar? Dur bakayım. Şimdilerde dikkat ettiğim için şunu almayacağım ama daha sonra bunu deneyeceğim. Şekerli. Süt reçeli. Yoğunlaştırma süt diye geçiyor. Bununla dondurma yapacağız bu arayışı. Tamam mı? Şimdi buradan kendine bir şeyler seç ve al. Pizza büyük oluyor. Pide falan al. Doğru. Nugget'ımız büyük. Nugget değil de. Küçük de alın. O patates. Patates. O patates yazıyor üstünde. Patates yemezsin sen. Baran'a böyle buzlukta hazır bir şeyler olması gerekiyor. Çıkartıp yesin diye. Ay bunlar neymiş? Baran küçükken şu köftelerden çok yiyordu. Şimdi neredeyse hiç köfte yemiyor. Aa içli köfte de var. Anne içeride üstü köfte mi? Küçük küçük kokoreç de var. Bilemedim. Bir kez ağzı hiçbir şey almıyor şu anda Baran. Gözünün içine bakıyorsun. Küçük köfteleri alalım. Bak. Küçük köfte de yok. İçli köfte. Yiyecek misin? Yemeyeceksin. Yiyeceksin o. Aslında internetten sipariş verdim siyah zeytin ama Baran şimdi... Onun küçüğü yok, o zaten şeyli. Çekirdekli. Çekirdekli. Sen biberli istiyorsun değil mi? Yok. Niye yok? Tamam, bilmiyorum, tamam. Yok. Hakikaten yok. Neyse gel bakalım. Tamam abi. Allah Allah, dilimli alayım ben. Dilimliyi de sen sevmiyorsun. Kocam gene değişik bir şey buldu. Bayır turpusu. Belek Migros'tayız. Belek Migros'ta biraz Ruslar falan fazla olduğu için böyle değişik değişik şeyler var. Turşu mantarlı sos. Light mayonez, acı sos. Bu ananaslı bir şey mi? Çuri sos. Bunu hiç bilmiyorum mesela. Anne. Değişik bir sanat anne, sosu. Bu bizim ülkede olmaması lazım. Nereden niye anladın? Çünkü... Ömer falan yiyeceğini ben. Aa wasabi. Evet. Baran wasabi ister misin? Bu sefer yendi ya wasabi. İster misin? Az kaldı. İnfilak etti. Bak alır o. Şeyim bu neydi? Korkuluyan. Korkuluyan. Hadi ya. Neydi o talabı birbirine kattın? Bir daha da yemem. Gene şöyle değişik bir şey. Ama o kovid ikiye şekerlerin aslında azıcık bir korkuyor. Geç yapmış. Ketçapmış Baroş. Ayyoo! Burada da bizim ketçap mayonezler var. Şu kavanozdaki mayonezlerin tadı eskiden hatırlıyor musun aşkım? Başka mayonez yoktu. Aynen. İnanılmaz, hala onların tadı sanki bir ayrı geliyor bana. Hadi bakalım. Şey aşkım, bizim makarnadan bulursak alalım mı? Glutensiz. Kardeş vermiş dur. Sipariş internetten verdim de gene hepsini stoklayalım. Bu ne kapari turşusu? Şu. Bu kapari turşusu. O közlenmiş biber turşusu. Şu mu? Evet. O da acı anneciğim. Gene acı buldum. O közlenmiş biber turşusu. Bak tuzu az. Anne. Zaten benim turşularım tuzu az. Tamam. O da karışık. Niye bunda hem sana tadık var abimden? Adı üstünde karışık aşkım. Ben... Bu şey karamelize soğan aşkım. Hamburgerleri falan var ya, mükemmel olur. Yani gene gurme bir şey buldum. Yanındaki de şey ızgara istiridye mantarı. Güzel şeyler. Anlamadım. Seni mi çekeyim, kaşığı mı? Kaşığı. Tamam o zaman gülücük at, kaşıkla fotoğrafını çekeyim. Kaşığı var. Büyük geldi Baran'a. Evet. Gücük kafam kadar. Ay değişik şeyler denemeye bayılırım. Bak şurada baharatlı çeşni var. Şurada tavuk için olanı var. Yok bu et için olanı. Şurada da tavuk için olanı var. Aşkım nereye kayboldun? Ben online'dan baksın da iki paket gözüküyordu. İndirime girmiş bu glutensiz makarna. Oturuyor işte kendi. Kaç tane var sağ ol oğlum. Stok böyle yapılır. Hadi ver mi? Varsa alsın aşkım. Ya nasıl çıkmıyor? Nasıl çıkmıyor? Nasıl?
Var mı? 91. Var mı? Hadi onu da al bari. Ucuz bulmuşken normalde 150 lira, 56 lira. İnternetten sipariş verdim. Bu diğer glutensiz makarnalardan güzel. Hepsi mısır unlu, dağılıyor. Bu normal makarna lezzetinde. Harikasın. Aa, bir tane daha var. Yok ya, yeter. Umarım beğenirsin Bara. Aşkım şuradan bir fiyatına baksana. Neymiş o? Frenk üzümü. Suratına bir bakayım. Ver bakayım, numaradan beğenmiş gibi yapıyorsun. Ekşi biraz. İşte bu. Frenk üzümü yazıyor aşkım. Hani biraz ekşi. 160 lira ha. Şu 160 lira mı? Baran bu ne? Bu ne Allah aşkına? Anne senin de tatlı alma duygun yok ya. Koltuğa mantığa bakma. Tadı alma duygusunu gülmeyeyim haydi. Ekşi değişik anne, bir şey arkadaşlar. Şey mi denir? Allah Allah. Ben sizin yerinize baktım. Bakmayın almayın. Ver bakayım bir tane daha. Para verdik yine. Yalnız ilginçtim. Böyle ilginç şeyleri buluyor. Anne boşuna şey yapmayın. Oğlum boşuna şey yapmayın. Tadı da çok güzel. Ben. Sana afiyet olsun. Aşkım dur arabayı tostuma tadına bak. Buyur. Aslında çok da kötü değil ama hani. Ne bileyim 10 lira 20. Hani bir şeyin ederi vardı. Bu 10 lira 20 lira olsa yenir. Bu ne ya? Neyse. Baba ne? Bir güzel gelmeye başladı verdiğin para düşününce değil mi? Ya resmen 10. gün evden dışarıya çıktık. Yazık olmaz. Aa bitirdin mi hepsini? Aynen. Kocamın cimrilik şeyi. Yazık olmaz. Yazık olmaz. Gerçekten güzel. Alın. İşte güzel dedi. Güzel olsaydı bitmişti. Bu neyse bunu koyayım da ben meyveleri şeyleri falan pastayı yalnız tutmayayım. Aa böyle şey sumuk gibi olan var ya o çok güzel. Çay kıfelek meyvesi diyor. Onu ben de seviyorum. Pasiflora da diyorlar. O mükemmel ya. O hakikaten güzel, onu ben de seviyorum. Her zaman da bulamıyoruz. O glutensiz makarnayı ben da... Ben bağladın mı? Yok bağlamadım. Tek elle bağlayamıyorum. Dur sıkıştım bir saniye. Hayır anneciğim. Tamam aşkım kapat. O glutensiz makarnayı da niye o kadar çok aldık? Normalde dediğim gibi anladım pahalı. Ben. Tamam. Normalde dediğim gibi pahalı. Kapatabilirsin ya. Ben şu ışığı kapatayım. Geçen gün bir mikro... Gece yarısı hatta saat 4 bir baktım. 10 tane alabiliyorum. Aldım 10 taneyi. Sabah bildirimi görünce ne yaptı? Şimdi Serkan kartıyla alışveriş yapıyor mu? Gece 4'te muhtemelen bildirim gitti. Sabah kalktım bildirim mi? Ne dedin? Bir şey yok. 4'te aklına ne geldi? Migros'tan bir şey aldı. Neyse. Ben de 4'te uyandım. İlk dedim ki ulan Migros var. Saate bir bak. Bu dedim ne Migros var şey, bu saatte gelir mi dedim Migros? Neyse ondan sonra tadına bakalım dedik. Tadı güzeldi. Sarı bezelye unundan yapıldığı anne, için. Ben uyanıkçıyım. Tadı çok güzeldi. Çok güzel. Normal makarnadan hiç ayırt edilmiyor. Anne ben 3'te uyumuştum. Ben uyudum. Ben gece 3.30'da uyumuştum. Yarım saat sonra sen yaptın. Aynen ortada oturma anneciğim. Tehlikeli. Kemerini bağla. Ondan sonra tadına bakınca beğendik. Online'dan tekrar sipariş verin dedim. Stokta gözükmüyor Migros'ta. Ben de internetten aldım 10 paket daha. Hatırlayanlar çok eski takipçilerim bilir. Bundan önce BİM'e de gelmişti böyle bir ara 10 liraya sarı bezelyonundan. Aslında ilk geldiğinde 10 lira değildi. Burada satılmadığı için 10 liraya düştü. Işıl'la birlikte bütün paketleri toplamıştık. Şimdi gene bir sürü aldık. O zaman 30 tane mi ne aldık? Ya? Bayağı aldık. Gene şimdi de 30 tane oldu neredeyse. Bir sene yedik. Hala ama çok sana bir şey itiraf edeyim. Bir paket var ondan biliyor musun? Onu, onu sakladım. Acil durumda canım çok isterse diye. O, anne o böyle o kartondan değildi. Aşkım bir ice americano. Dolabı doldurmuştum. Ice americano. Saat 10.30 şu anda. Şuraya gideriz ha. Evet diyeceksiniz ki burada marketler geç saatlere kadar evet, açık. Evet söylersin. Evet söylerim americano. Ankara'da olsak söylerim burada söylerim. Söylersin söyler. Evde yaparım ya. Evde yaparım sıkıntı yok gidelim eve Baran sıkıldım. Burada Belek'te ve sitede özellikle ben marketler eczanede hep açık. Ben şey var neydi? Çarpı felek. Ha Baran'ın şu anda eve gidip acilce onları yemesi gerekiyor çünkü. Ha bir de Serkan hazır yemek aldı. Onları da deneyecek. Aslında ben evden çıkmadan yumurta haşladım. Serkan aç gelir diye. Çünkü biraz dikkat ettiğimiz için dışarıda bir şey yemiyor. Biraz mı? Çok. Aa afiş nerede? O glutensiz ekmeğin fiyatına bakacağım.
Yok anneciğim, bak glutensiz ekmek 214 lira. Ya şu Şar'ın glutensiz ekmekleri çok güzel. Şey gibi pufidik pufidik. Evet pufidik. Evet pondik pondik diyor kocam. Pufidik pufidik yani başka glutensiz ekmek aldığımızda dağılıyor. Özellikle sandviç ekmeği falan dağılıyor. Dilimli ekmekler de dağılıyor. Ha çok kötü. Şar'ın dilimli ekmekleri 100 lira, sandviç ekmeği 214 liraymış. 4 tane sandviç ekmeği ama güzel ya olsun, neyse aldık artık, yapacak bir şey. Şeyden yok muydu ya, o dilimli ekmeği? Vardı. Almadım, alsam mıydım? Alsaydım. Ne bileyim, çok şey yaptık diye. Yani öylesine sırf evden çıkmış olmak için markete gittik. Çok lüzumsuz bir şey almayayım dedim. Hiç lüzumsuz bir şey almadım. Lüzumlu mu, lüzumsuz mu? Lüzumlu. Lüzumsuz bir şey almayayım dedim. Aldık mı lüzumlu bir şey? Baran hala orada oturduğunu görüyorum. Çabuk arkaya. Hadi evde görüşürüz artık. Şimdi o yemeklerden yiyecek misin? Evet. Hangisinden yiyecek? Bilmiyorum, bir tanesini. Baba bana kanka seni ye. Bir saniye. Her marketten gelince de böyle. Ne? İşte şu ekmek. Şu ekmek 214 lira olan. Ama bu markanın glutensiz ekmekleri gerçekten kufuduk kufuduk. Yani sen bununla sandviç yapabiliyorsunuz. Evet, ne almışız? Ulan ne çarkı fırlatın arkadaş? Barbekü soslu, fusilli makarna. Makarna yiyecek misin? Yiyeceğim. Köri soslu, mantarlı. İşte bir anda herkesin karnını doyurmam gerekiyor şu anda. Ver bir bıçak, ver makinedekiler temiz. Bir de ızgara tavuk. Hangisini yesin? Ve fırında sebze. Aldı. Bir de var o ya. Mikrodalgada 2 dakika diyor. Şöyle bir ekmek kullanmasın. O Baran'ın kahvaltı ekmeği. Şöyle. Bunu orada bir mikrodalga yatıyoruz. Bir de kaşık al anneciğim. Bu ne? Anneciğim, bir de kaşık al. Ya şunu çok seviyorum ya. Burada hiçbir manava gelmiyor bu. Ay Allah'ım. İnşallah şey değil de çok... Aa Bara. Tam kıvamında. Ama göster parçalı. Çatallayacaksın mı? Çatal. Evet, kaşıkla yenir. Kaşıkla yenir. Kaşıkla yenir anneciğim. Kesseydin lütfen. Öbürdeki savaşa bak arkadaş. Allah'ım. Ne diyor o? O kadar olgun ki. Bakayım. Normalde buluşmamış, pürüzsüzlenince o kadar... Ne yemedin lan? Ne ben makarnaları, nereye dizeyim makarnaları? Makarnaları içerideki dolaba dizmemiz lazım. Buzdolabı mı? Ya? Buzdolabı mı? İçerideki odaya dizelim. Gerçekten bu. İçerideki odaya çok dizelim. Çok ilginçli ama... Ha, buraya bak hele, bir dünya makarna var. Daha bir 10 tane de gelecek. Stokçuluk da bizim gibi olur. Sevdiğiniz şeyleri stokluyun. Çünkü her şeye zam geliyor. Ha, bir poşet daha var. İnanılmaz zam geliyor. Şu anda bile her yerde 150 lira olan şey. Evet. 55 liraya bulmuşum, niye almayayım? Başka ne alayım? Baran'ın Uber'ı öderim. Bunlar dolaba. Bir de Vildan ablam da bilir ki kocam bey günde yarım kilo fındık yemeden rahat edemez. Bilal şöyle sen. Bilal'cim. Anneciğim İstanbul'dan bir ablamız. Hı. Şöyle fındıkları bunlar arabaya gidecek. Şu glutensiz ekmeklerim nerede? Aşkım. Bunları ayrı ayrı poşete koyup her gün bir tane götür. Çok götürürsen hepsini bir anda yersin. Oraya götürmüyor mu? Burada kalsın. Ama sen evde kahvaltı yapmıyor, bir şey yemiyorsun. Orada kahvaltıda ye. He. Şimdi ne yiyeceğine karar ver de ısıtma. Anne. Ne yiyeceksin? He? Ne yiyeceksin? Köri soslu, barbekü soslu, ızgara tavuk mu? Köri soslu hangisi? Bu. O böyle. Azıcık, bu da insan doğru. O az ya. Aşkım hepsi aynı. 1-300-1-360 gram. Barbekü soslu mu? Buna bakayım bir. Bunların da makarna var, onun için şey yapmıyor. Hepsinde makarna var aşkım. Bu biraz daha zaten. Çok mu? Ben şey mi yesem? Şu sebzeli mi bize? Ay sebzeler de çok güzel gözüküyor. Yarın kendime böyle bu hazır diye ben bunu yemeyeceğim. Ama yarın kendime şöyle bir sebze yapacağım. Daha var mı böyle? Ne yapacağım baba? Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz herkese. Yürü bakayım. Baran'ın işi bitti. Bizim ne kadar bizim? Sıra kocam beyin karnını doymakta. Bu arada kocam beyin makineyi boşaltmaya gitti. Öyle umut ediyorum. Ne lan? Kafamda şişen 2 dakika mikrodalgada ısıtacağım. Bazen böyle bir şey yaptığımda şey diyorlar işte, o sağlıksız, bu sağlıksız falan. Üstüne gelecek. Başka. Ne bana? Hı.
Arkadaşlar mikrodalga çok sağlıksız. Lütfen siz kullanmayın. Hele ki böyle üstünde bir şey varken kesinlikle kullanmayın. Çok zararlı. Değil mi? Burada yok diyorlar. O zaman şu ekmeği dolaba koyuyorum. Bak bir tane verin yarın kahvaltıdayım. Bir poşet ver bana. Değil, şey olsun. Sen şey yap. Ne yapayım ben? Sandviç yap, ben giderken bana hem gideyim. Ama sandviç yapacak bir tek peynirim var, başka bir şey yok ki. Ben tamam. Yarın kendime domates var ama onu da yapacağım sandviç. Tamam, sen bana peynir koy bir tane senin için. Aşkım, ha, gerçi bunu... tamam doğru, bir tane versen ben şantiyede ona domates... Şey... Domates, peynir falan koy. Şantiyedeki peynir kalitesizdir. Yok, ya ne kalitesizdir? Misin peynirini aldım. Yağlı. Sen kalitesizdir. Bir seneki bunu. Allah'ım işte bak, tam sandviçlik ekmek. Gene öldüm. Bir şey ölmeden duramıyorum. Bir de kocam... Onu da bilimli ekmekten alabiliyoruz ha. Şey yapalım. Şöyle ekmekten. O zaman bir bakayım, online'a bakayım. Online'a evet. Daha ucuzsa 100 lira. 10 lira mı neydi? Ney? O dilimli ekmek. Evet, bak. Ondan alalım. Bakayım online'a. Ama her bir kahvaltıda 2 dilim yiyeceğim. Tamam mı? Yeter iki dilim. Ben hiç ekmek yemiyorum ben. Ya yemiyorsun da işte ekmeği görünce çok yiyorsun. Ondan. Evet. Aşağı yukarı ben kaç gündür ekmeğim? 10 gündür. Kaç gündür verdim? 3,5. Ben söylemiyorum. Nazar değiyor. 3,5 verdim. Bu kanalı açtım açalı toplamda 50 kilo verip 70 kilo falan almışımdır. Siz ben can gibiyim mübarek. O kadar hızlı alıp hızlı veriyorsun. Şu yemekleri... Şu yemekleri götüreceğim değil mi? Bunları dolaba koyuyorum. O zaman bak şu ekmeği de dolaba koyuyorum. Bunları götürmesem de dolapta dursa ne olur? Tamam da dolaba koyacağım. Yok yani bir şey oluyor mu? Bozulur mu? Hayır poşete koyacağım sabah giderken al çık diye. Ha, ekmek tamam ekmeği yanında koyacağım sabah. Ay yemekleri de götüreceğim de senin onları poşete koyacaktım sabah. Onlar herhalde burada da bayağı burada. Orada bizim telil var onu yok eder halinde. Peki o kutuları şöyle koyayım. Sabah ekmeği koyayım. Bunda evde bir tane dursun. Durmasın ya. Ha, ısındı aşkım. Bir tane baksana. Ne bakanı bu? Oo. Sebzeler çok güzel kokuyor. Bir tane baksana. Otur da ya. Sen niye bakmıyorsun? Ben yemeyeceğim. Hiçbir saat. Ben niye? Sen hiçbir şey yemediğin için ya. Ben yemedim. Başım çok güzel. Ben öğlen çorba içtim. O et çorban var ya hala var. Hatta iki kavanoz var. Ben konserve yapar gibi sıcacıkken kapattım. Bu çarkı feneklerimi de koyayım. Aha. Ya bir şey söyleyeceğim. Dur bir şey daha itiraf edip ondan sonra videoyu izleyeceğim. Kocam bir dakika. Şu. Şu var ya şu. Siz bunu her seferinde boşaltıyor musunuz? Ben boşaltmıyorum. Makineyi boşaltıyorum ve bunun içindekiler kalıyor. Üşeniyorum çünkü tek tek boşaltıyorum. Ondan sonra ben geliyorum, kriz geçiriyorum. Sonra tekrar dolduruyorum. Çatal yok, kaşık yok. Hiç çatal kaşık kalmayana kadar dolduruyorum, dolduruyorum. En sonunda kocam bey sağ olsun o geliyor. Tuz atayım mı, var mıydı? Bir tadına bak bir tane. En sonunda kocam bey geliyor sağ olsun. Çatalım var mı? Hepsini boşaltıyorum. O boşalttığı için boşaltıyorumdur. Belki bir gün boşaltmayı bırakırsa boşaltabilirim. Hadi bakalım bak tadına da bize yorumunu söyle. Şimdi? Ben de bu arada diğer şu yoğurtla... Bayağı da ısınmış bu. 2 dakika değil mi? 2 dakika ısıttım. Allah Allah. Aslında arkadaşlar bunlar çok sağlıklı şeyler karşıyız böyle şimdi. Ben de bir bıçak olsa. Hayatta... Allah Allah. Uçağı elden ele vermek şöyle koyayım. Ne oldu? Güzelmiş. Güzel olmuş. Ne kadardı? 125 mi? 125 ya. Ya aldıklarımız hepsi 125-160 arası falan bir şeydi canlarım. Neyse. Vallahi bu makas ne bunu? Tavuk çok güzel mesela. Hurma pek yazıyor şöyle. Hurma pek. Işığımın da kötülüğü. Yani şey aldım. Yeme. Bak. Işık aldım kullanamıyorum. Şu tripod taşımıyor telefonumu ya. Millet aldığım malı över. İşte satsın, komisyon alsın, yok efendime söyleyeyim, bilmem ne yapsın diye. Dur anneciğim, şunun ışığını yakacağım şimdi. Abi olmadı, işe yaramadı. Işığını yakmaya çalışıyorum şu anda. Allah Allah. Niye yanmıyor? Baba, ben bir şey yapayım. Ben şuna da emin değilim, farkındasın değil mi? Aşkım, bunun ışığı niye yanmıyor? Anneciğim, geleceğim bir dakika. Şarjı bitmiş olmaz. Aşkım, şarjı bitecek kadar kullanılmadı ki bu. Bilmiyorum. Bir saniye. Şöyle uzunca basınca yanıyordu bunun ışığı. Bak, şurada ışığı var. Olur bir saniye. Bak. Allah Allah. Hı.
No. Hah. Aa, yandı. Ya şu kadarcık alanı ağacından atıyor. Ama telefonu taşısa güzel oldu kız, beğendim. Neyse canlarım, bugünlük de benden bu kadar. Oğlum yeterince ihmal ettim. Aa, bakın göz altlarıma. Aa, iyi olmuş ya gerçekten. Bir defa daha yaptırsam, baksana aşkım. Bir defa daha yaptırsam hiç şeysiz gideceğim. Şimdi güneş kremi falan sürüyorum. Dur öyle bakın. Aa, bak ışıkta, bak ışıkta. Işıkta görmüyorum. Işıkta aydınlanıyor işte. Böyle karanlıkta biraz şey varmış gibi. Ne istiyormuş bana, su mu? Ondan neyse canlarım, hiç hesaplı yokken bir video çektik. Bunun bu düğmesi bozuk herhalde. Neyse. Değil mi? Açma kapama. O gelen hepsi mi bozuk onların? Ya bunların hepsini Temu'dan aldım. Niye öyle oldu? Bilmiyorum, neyse yanıyor mu yanıyor ona bakalım. Çok şükür. Bir de telefonumuzu oturtmayı öğrensek bu daha iyi olacak. Bu videomuzda bu kadar canlarım. Hepinizi öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.